اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَمْ لَمْ لَا Bu cümlenin makabliyle cihet-i nazmı. Arkadaş, Cenab-ı Hakk'ın sıfatı ı ezeliye aleminde biri celali, diğeri cemali iki türlü tecellisi vardır. Celal ile cemalin sıfatı ı efal aleminde tecellisinden lütuf ve kahır, hüsün ve heybet tezahür eder. Efal alemine tecelli edince tahliye ile takliye, tezzin ile tenzih doğar. Asar ve amal aleminden alemi ahirete intiba edince lütuf, cennet ve nur olarak, kahır da cehennem ve nar olarak tecelli eder. Sonra alemi zikre inikas edince biri hamd, diğeri tesbih olmak üzere iki kısma ayrılır. Sonra alemi kelamda tecelli edince kelamın emir ve nehye taksimine sebep olur. Sonra alemi irşada intikal edince irşadı tergib ve terhib, tepşir ve inzara taksim eder. Sonra vicdana tecelli edince reca ve havf husule gelir. Sonra irşadın iktizasındandır ki havf ile reca arasındaki müvazene devamla muhafaza edilsin ki reca ile doğru yollara süluk edilsin, havf ile de eğri yollara gidilmesin. Ne Allah'ın rahmetinden meyyus ne de azabından emin olunsun. İşte böylece teselsül eden şu hikmetten dolayı Kur'an-ı Kerim ale devam tergipten sonra terhip ve ebrarı met ettikten sonra füccarı zemmetmiştir. Sual: Bu cümleyle innel ebrara lefi naim ve innel fujjara lefi cehim cümlesi arasında ne gibi bir fark vardır ki orada atıf var burada yoktur? Cevap: Atfın hüsnü münasebetin hüsnüne bakar. Hüsnü münasebet, her iki cümleden takip edilen garaz ve maksadın bir olmasına mütevakkıftır. Halbuki oradaki maksat, burada yoktur. Burada birinci cümledeki maksat, Kur'an'ın methine incirar eden müminlerin methidir. İkinci cümleden maksat, yalnız tahvif ve terhib için kafirlerin zemmidir. Bu ise Kur'an'ın methiyle alakadar değildir. Sonra bu cümlenin ihtiva ettiği edzanın nazmında tezahür eden letaif cihetine bakalım. İnne ile elledine mevkilere göre ifade ettikleri nüktelerden maada belagatça kıymetli sayılan iki nükteyi daha tazammun etmişlerdir ki Kur'an pek çok yerlerinde inne ile elledine'yi mükerreren zikretmiştir. Tahkiki ifade eden inne'deki nükte şöyle tasvir edilebilir ki inne herhangi bir cümlede bulunursa o cümlenin damını deler, hakikate nüfuz eder ve o davayı veya hükmü aşağıya indirir, hakikate yapıştırmakla o hükmün hayali veya zanni veya mevzu veya hurafe hükümlerden olmadığını ve ancak hakaiki sabit eden olduğunu ispat eder. Bu cümlede innenin hususi nüktesi bu ayetin muhatabı olan Hazreti Muhammed'de Aleyhissalatu vesselam şek ve inkar bulunmadığı halde şek ve inkarı ref etmek olan inne ile karşılanması onların iman etmesi için peygamberin Aleyhissalatu vesselam şiddeti hırsına işarettir. Ellediine kelimesi ise göze görünmezden evvel akla görünen garip ve yeni hakikatlere bir vasıtayı işarettir. Bunun içindir ki hakikatleri tebdil ve tecdid eden inkılapları tasvir için kullanılan işaret ve vasıtalardan en çok kullanılan Elledine ve emsalidir. Kur'an'ın tecellisiyle çok nebiler silindi, hakikatler yıkıldı, onlara bedel yeni yeni nebiler, hakikatler teşekkül etti. Evet, zamanı cahiliyete bak o zamanda bütün neviler milli rabıtalar üzerine teşekkül ettiği gibi, içtimai hakikatler de taassubu kavmi üzerine bina edilmişti. Kur'an'ın tecellisiyle o rabıtalar kesildi, o hakikatler tahrip edildi. Onlara bedel, dini rabıtalar üzerine yeni neviler ve hakikatler ihdas edildi. Evet, Şems-i Kur'an'ın tuluğu ile bazı kalpler onun ziyası ile tenevvür etti.'' ve müminlerin nev'ini temyiz ve tayin eden bir hakikat nuraniye meydana geldi. Kezalik, o keskin ziya karşısında, mezbeleye benzeyen bazı pis kalpler de yanıp kömür oldular ve o kafirlerin nev'ini ilan eden zehirli bir hakikat-ı husule geldi. İşte bu hakikat-ı küfriyeye işaret için ellediğine zikredilmiştir. Mahaza her iki ellediğine arasında tam bir münasebet vardır.'' Çünkü her birisi birbirine zıt olan bir hakikata işarettir. Ve keza harfi tarif olan elin ifade ettiği beş manayı ellediğine de ifade ediyor. O manaların en meşhuru ahittir. Yani gerek elden, gerek ellediğineden mahut ve malum bir şey kastedilir. Binaenaleyh, Ebu Cehil, Ebu Leheb, Ümeyye İbni Halef vesaire gibi mahut ve meşhur büyük kafirlere ellezine ile işaret edilmiş olduğu ihtimali pek kavidir. Bu ihtimale binaen şu ayet, gayiptan ihbar eden ayetlerden biri olur. Çünkü onlar küfür üzerine ölmüşlerdir. Ve aynı zamanda icaz-ı manevinin dört neviinden bir nevi şu gaybi ihbarlardan tezahür eder. Sual, Kur'an zaruriyat-ı diniyedendir. Zaruriyatta ihtilaf olamaz. Halbuki müfessirlerce verilen ayrı ayrı manaların bir kısmı birbirine muhaliftir. Cevap Azizim, Kur'an'ın her bir kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah'ın kelamıdır. İkincisi, Allahça murat olan mana haktır. Üçüncüsü, manayı murat budur. Eğer Kur'an'ın o kelamı başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa, veya Kur'an'ın başka bir yerinde beyan edilmiş ise birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek lazımdır ve inkarları da küfürdür. Şayet Kur'an'ın o kelamı başka bir manaya ihtimali olan bir nas veya zahir olursa üçüncü kaziyeyi kabul etmek lazım olmadığı gibi inkarı da küfür değildir. İşte müfessirlerin ihtilafları ancak ve ancak şu kısma aittir. İhtar Mütevatir hadislerde bu hususta ayetler gibidir. Yalnız birinci kaziye teemmül yeridir. Çünkü hada ile işaret edilen hadisin hakikaten hadis olup olmadığında tereddüt yeri vardır. Sual Küfür cehildir. Halbuki kafirler Hazreti Muhammed'i aleyhissalatu vesselam evlatları kadar tanıyorlardı. Cevap Küfür iki kısımdır. Bir kısmı bilmediği için inkar eder, İkincisi bildiği halde inkar eder. Bu da birkaç şubedir. Birincisi bilir lakin kabul etmez. İkincisi yakini var lakin itikadı yoktur. Üçüncüsü tasdiki var lakin vicdani izanı yoktur. Sual: Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Cevap: Yoktur. Çünkü sanatı fıtriyesi iktizasınca kalbi daima idlal ile telkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Sual: Küfür kalbe ait bir sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür hasıl olsun? Cevap: Gizli olan umura şeriat emarelere göre hükmeder. Hatta illet olmayan esbabı zahiriyi illet yerine kabul eder. Binaen aleyh itmam-ı mani olan bir kısım zünnarların bağlanması ve secdenin ikmaline mani olan bazı şapkaların giyilmesi ubudiyetten istiğna ve küfre teşebbüh etmeye emarelerdir. Gizli olan o sıfat küfriyenin yok olduğuna kat'iyetle hükmedilemediğinden bu gibi emarelere göre hükmedilir. Sual İnzar yapılmadıkça teklif nasıl yapılır? Cevap: İnzar yapılmadığı takdirde teklif de yapılmazsa ademi tecziyelerine bir hüccet olur. Zira biz ne yapalım ne tebligat yapıldığı ve ne tekliften haberimiz var diye mücazattan kurtuluşlarına bir medar olur. Sual: Cenabı Hakk'ın onların küfür ve temerrütlerinden yaptığı ihbar onların imana gelmelerini imtina derecesine çıkarıyor. Mümteni ve muhal bir şey teklif edilir mi? Cevap: Cenab-ı Hakk'ın ihbarı, ilmi ve iradesi sebepten kat'ı nazarla yalnız küfürlerine taallük etmez. Ancak ihtiyarlarıyla küfürlerine birlikte taallük eder. Bu ise ihtiyarlarını nefyetmez ki teklifi bil muhal olsun. Bu bahsin tafsilatı gelecektir. Sual: iman etmeyeceklerini ifade eden la yu'minun ve emsali ayetlere onları iman etmeye davet etmekten ademi imana iman çıkıyor. Bu ise muhale aklidir. Cevap: Onlara teklif edilen iman icmalidir, tafsili değildir. Her bir ayete, her bir hükme ayrı ayrı, birer birer iman ediniz diye teklif yapılmıyor ki bu mahzur lazım gelsin. Sonra küfürlerini sığgay-ı mazi ile zikretmek Hakkın tebeyyününden sonra onların küfrü kucaklayıp kabul etmelerine işarettir. Bunun içindir ki onlara karşı inzarın ademi inzar gibi faydasız kaldığına seve'un kelimesiyle işaret yapılmıştır. Sonra fevkaniyeti ifade eden aleyhimdeki ala onların yüzleri yere yapışmış gibi başlarını kaldırıp amirlerinin sözünü dinleyemediklerine işarettir ve keza manaya bir zarar ve bir halel iras etmeyen ve terkine tercih edilen aleyhimin zikri, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama nazaran inzarın ademi inzar gibi olmadığına işarettir. Zira inzarda ecrü sevap vardır. E enzertehum emlem lem tunzirhum cümlesindeki hemze ile em müsavatı ifade ettiğinden sevaun kelimesine tekittir. Yahut sevaun kelimesinden müsavatın bir manası Hemze ile em'den ikinci manası irade edilir. Çünkü müsavatın medarı ya ademi faidedir veya mucibin ademi vücududur. Sual: İstifham şekliyle müsavatı ifade etmekte ne mana vardır? Cevap: Yapmış olduğu fiilinde bir faydası olmayan muhatabın fiilinin faydasız olduğuna latif ve mukniyane bir vecihle ikaz edilmesi ancak istifam ile olur ki muhatap fiilini düşündükten sonra kötü neticesini nazara alarak kalbi mutmain olsun. Sual. Sevaun kelimesi inzar ve ademi inzardan mecaz ise aralarındaki alaka nedir? Cevap. İstifamın müsavatı tazammun etmesidir. Zira istifam eden adamın bilgisine göre vücut ile adem mütesavidir. Mahaza bu gibi istifamlara verilen cevaplar alelekser şu müsavatı zimniye ile verilir. Sual: Mazi sigasıyla inzardan yapılan tabir neye işarettir? Cevap: İkinci ve üçüncü inzarlara lüzum kalmadığına işarettir. Yani yaptığın inzar fayda vermedi, bundan sonra da faydasız kalır. Sual: inzar etmemekte faydenin bulunmaması zahirdir emlem tündirhum kaydında ne fayda vardır? Cevap, sükut etmek, bazen muhatabın insafa gelip matlup işe muvafakatine sebep olur. Sual, Kur'an-ı Kerim, başka makamlarda terhipten sonra tergip de yaptığı halde, burada tergibi terk etmiştir, esbabı nedir? Cevap, küfür makamına ancak terhip ve tahvif münasiptir. Hem de küfür gibi mazarratları def etmek, cenneti kazanmak gibi menfaatlerin celbinden daha evla ve daha tesirlidir. Mahaza buradaki terhip, tergibi de andırıyor. Çünkü inzar ve ademi inzarı gören hayal, ziddiyet münasebetiyle derhal tepşir ve ademi tepşire intikal eder. Azizim, her bir hükmün başka şeylere hizmet eden çok manaları olduğu ve her bir hükümden takip edilen gizli maksatlar bulunduğu, ve bu kelamın da Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam işaret eden manaları olduğu gibi, küfrü takbih etmek maksadıyla büyük bir ölçüde tenkiratta bulunmuştur. Ez cümle. Peygamber aleyhissalatü vesselamın görmekte olduğu zahmetlerin tahfifine ve göstermekte olduğu hırs ve şiddetin tehvinine medar olmak için, manay harfi kabilinden bazen imalarda bulunmuş ve eski rasullerin hallerini nazara alarak, onlara iktida ile teselli yollarını göstermiş ise de bu bir kanunu fıtridir, tahammül ve inkiyat lazımdır diye lisan-ı ilan etmiştir. Bu ayet, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ cümlesine kadar bütün ile küfrü takbih ve tenfir ile nehyeder ve ehli küfrü tehdit ve tahvif ile küfürden terhib eder ve keza bütün kelimatıyla küfrün büyük bir musibet olmakla beraber lezzeti yok, elemi var, nimeti yok, nikmeti var diye ilan eder. Ve keza bütün cümleleriyle küfrün her şeyden zararlı olduğunu tasrih eder. Evet, onlar iman etmediklerinden ve cevheri ruhu ifsat ve bütün elemleri içine alan küfür musibetine maruz kaldıklarından lem yu'minuye bedel keferu tabiriyle işaret edilmiştir. Ve keza la yetrukunel küfre kelimesine bedel la yu'minûne tabiriyle onların büyük musibete maruz kaldıkları gibi pırlanta gibi cevheri imaniyi de kaybettiklerine işarettir. Ve keza Allahu ala kulubihim cümlesiyle kalp ile vicdan nuru iman sayesinde hakayık-ı ilahiyenin tecellisine mazhar olmakla menba-ı kemalat hayattar ve ziyadar oldukları halde küfrün ihtiyar edilmesiyle zulmetli, ıssız, haşerat-ı muzırra yuvasına inkılap ettikleri için mühürlenmiş, kilitlenmiş ki o korkunç yuvadaki akreplerden veya yılanlardan içtinab edilmesine işaret edilmiştir. Ve keza ve ala sem'ihim kelimesiyle küfür sebebiyle kulağa ait pek büyük bir nimeti kaybettiklerine işaret edilmiştir. Hatta kulaktaki zar, nuru iman ile ışıklandığı zaman, kainattan gelen manevi nidaları işitir, lisan-ı hal ile yapılan zikirleri, tesbihatları fehmeder. Hatta o nuru iman sayesinde rüzgarların terennümatını, bulutların naralarını, denizlerin dalgalarının nağamatını ve hakeza yağmur, kuş vesaire gibi her neviden rabbani kelamları ve ulvi tesbihatı işitir. Sanki kainat ilahi bir musiki dairesidir türlü türlü avazlarla, çeşit çeşit terennümatla kalplere hüzünleri ve Rabbani aşkları intiba ettirmekle, kalpleri ruhları nurani alemlere götürür, pek garip misali levhaları göstermekle, o ruhları ve kalpleri lezzetlere, zevklere gark eder. Fakat o kulak, küfür ile tıkandığı zaman, o leziz manevi yüksek savtlardan mahrum kalır. Ve o lezzetleri iras eden avazlar, matem seslerine inkılap eder. Kalpte o ulvi hüzünler yerine ahbabın fiktanıyla ebedi yetimlikler, malikin ademiyle nihayetsiz vahşetler ve sonsuz gurbetler hasıl olur. Bu sırra binaendir ki şeriatça bazı savtlar helal, bazıları da haram kılınmıştır. Evet, ulvi hüzünleri, rabbani aşkları iras eden sesler helaldir. Yetimane hüzünleri, nefsani şehvatı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır. Wa ala ebsarihim ghisabe. Bu cümleyle rüyete yani göze ait büyük bir nimeti basarıyenin küfür ile kaybolduğuna işaret edilmiştir. Zira gözün nuru nuru imanla ışıklanırsa ve kabileşirse, bütün kainat gül ve reyhanlar ile müzeyyen bir cennet şeklinde görünür gözün göz bebeği de bal arısı gibi bütün kainat safalarında menkuş, gül ve çiçek gibi delillerinden, bürhanlarından alacağı ibret, fikret, ünsiyet gibi usare ve şiralarından vicdanda o tatlı iman balları yapar. Eğer o göz küfür zulmetiyle kör olursa, dünya genişliğiyle beraber bir hapishane şekline girer, bütün hakaiki kevniye nazarından gizlenir, kainat ondan tevahuş eder.'' Kalbi ahzan ve ekdar ile dolar. وَلَهُمْ عَذَابٌ bunu azim cümlesiyle küfür şeceresinin ahirete ait zakkum gibi semeresine işaret edilmiştir. La kelimesi ise inzar ile ademi inzar arasındaki müsavata nas ederek sebaun kelimesine tekkittir. خَتَمَ اللّٰهُ ala kulubihim ve ala semgihim ve ala absarihim gishabe, ve Mukaddeme Bu ayetin üzerinde durmak icap ediyor. Ehli itizal, ehli cebir, ehli sünnet vel cemaat gibi ehli kelamın şu ayeti azimenin altında yaptıkları muharebe ilmiyelerini dinleyelim. Zira bu gibi fikri harpler ehli nazarı dikkate davet eder. Binaenaleyh onların bu ayette takip ettikleri cihetleri kontrol lazımdır. Evet, ehli sünnet vel cemaatin sırat-ı müstakim üzerine olduğunu ötekilerin ya ifrata veya tefrite maruz kaldıklarını ispat için bazı münasebetlerin zikri lazımdır. Birincisi, tahakkuk etmiş hakaiktendir ki, tesiri hakiki yalnız ve yalnız Allah'ındır. Öyleyse ise, ehli itizalin abde verdiği tesiri hakiki hilaf-ı hakikattir. İkincisi, Allah hakimdir. Öyleyse sevap ve ikap abes değildir, ancak istihkaka göredir, Öyleyse ıstırar ve cebir yoktur. Üçüncüsü, her şeyin biri mülk, diğeri melekut, yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti vardır. Mülk ciheti, bazı şeylerde güzeldir, bazı şeylerde de çirkin görünür. Aynenin arka yüzü gibi. Melekut ciheti ise her şeyde güzeldir ve şeffaftır. Aynenin dış yüzü gibi. Öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı çirkin değildir, güzeldir ve aynı zamanda o gibi çirkinlerin yaratılışı mehasini ikmal içindir. Öyleyse çirkinin de bir nevi güzelliği vardır. Binaen aleyh bu hususta ehli itizalin çirkin şeylerin halkı Allah'a ait değildir dedikleri safsataya mahal kalmadı. Dördüncüsü, mesela darp ve katle terettüp eden elem ve ölüm gibi hasılı bir mastar ile tabir edilen şey, mahluk ve sabit olmakla beraber camittir. İlmi sarfta malumdur ki camitlerden ismi fail gibi sıfatlar yapılamaz. Ancak kesbi, nisbi, itibari olan manayı mastariden yapılabilir. Öyleyse ölümün haliki katil değildir. Öyleyse ehli itizalin hatalarına hata nazarıyla bakılmalıdır. Beşincisi, insanın katil gibi zahiri ve ihtiyari olan fiilleri nefsin meyelanına intiha eder cüz-i ihtiyari denilen şu nefs meyelanı üzerine münazalar deveran eder. Altıncısı, adetullah üzerine irade-i külliye -i ilahiye, abdin irade-i cüz'iyesine bakar. Yani bunun bir fiile taallukundan sonra o taalluk eder. Öyleyse cebir yoktur. Yedincisi, ilim maluma tabidir. Bu kaziyeye göre malum ilme tabi değildir. Çünkü devir lazım gelir. Öyleyse bir insan Amelen yaptığı bir fiilin esbabını kadere havale etmekle taallül ve bahaneler gösteremez. Sekizincisi, Ölüm gibi hasılı bilmastar denilen şey, kesp gibi bir maslara mütevakkıftır. Yani adetullah üzerine o, hasılı bilmastarın vücuduna şart kılınmıştır. Kesp denilen maslarda çekirdek ve ukde-i hayatiye meyelandır. Bu düğümün açılmasıyla meseledeki düğüm de açılır. Dokuzuncusu, Cenab-ı Hakk'ın efalinde tercih edici bir garaza, bir illete ihtiyaç yoktur. Ancak tercih edici Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarıdır. Onuncusu, bir emrin behemahal bir müessirin tesiriyle vücuda gelmesi lazımdır ki, tereccüh bila müreccih lazım gelmesin. Ama itibari emirlerde tahsis edici bir şey bulunmasa bile, muhal lazım gelmez. 11. Bir şey vücudu vacib olmadıkça vücuda gelmez. Evet, irade-i cüz'iyenin taalluku ile irade-i külliyenin taalluku bir şeyde ihtima ettikleri zaman o şeyin vücudu vacib olur ve derhal vücuda gelir. 12.'si, bir şeyi bilmekle mahiyetini bilmek lazım gelmez ve bir şeyi bilmemekle o şeyin ademi vücudu lazım gelmez. Binaen aleyh cüz-i ihtiyarinin mahiyetinin tabir edilememesi vücudunun kat'iyetine münafi değildir. Nazarı dikkatinize arz ettiğim şu esasları tam manasıyla anladıktan sonra şu maruzatımı da dinleyiniz. Biz ehli sünnet vel cemaat, ehli itizale karşı diyoruz ki, abd, kesp denilen mastardan neşet eden, hasılı bir mastar olan esere halik değildir. Abdin elinde ancak ve ancak kesp vardır.'' Zira Allah'tan başka müessiri hakiki yoktur. Zaten tevhid de öyle ister. Sonra ehli cebre döner söyleriz ki, abd bir ağaç gibi bütün bütün ıstırar ve cebir altında değildir. Elinde küçük bir ihtiyar vardır. Çünkü Cenab-ı Hak, Hak hakimdir, cebir gibi zulümleri intaç eden şeylerden münezzehtir. Sual, cüz-i denilen şey nedir? Ne kadar etrafı kazılırsa altından cebir çıkıyor, bu nasıl bir şeydir? Cevap, birincisi fıtrat ile vicdan, ihtiyari emirleri, ıstırari emirlerden tefrik eden gizli bir şeyin vücuduna şehadet ediyorlar. Tayin ve tabirine olan acz, vücuduna halel getirmez. İkincisi, abdin bir fiile olan meyelanı, eşarilerin mezhebi gibi mevcut bir emir ise de, o meyelanı bir fiilden diğer bir fiile çevirmekle yapılan tasarruf, itibari bir emir olup abdin elindedir. Eğer maturidilerin mezhebi gibi o meyelanın bizzat bir emri itibari olduğuna hükmedilirse, o emri itibarinin sübut ve tayini, kendisinin bir illet-i tamme olduğunu istilzam etmez ki, irade-i külliyeye ihtiyaç kalmasın. Çünkü çok defalar meyelanın vukuunda fiil vakı olmaz. Hülasa, Adetullah'ın cereyanı üzerine hasılı bil vücudu mastara mütevakkıftır. Mastarın esası ise meyelandır. Meyelan veya meyelandaki tasarruf mevcudattan değildir ki bir müessire ihtiyacı olsun. Madum da değildir ki hasılı bil mastar gibi mevcut olan bir şeyin vücuduna şart kılınmasına veya sevap ve ikaba sebep olmasına cevaz olmasın. Sual, ilmi ezeliğinin veya iradeyi ezeliyenin bir fiile taallukları ihtiyara mahal bırakmıyor. Cevap, birincisi, abdin ihtiyarından neş'et eden bir fiile ilmi ezeliğinin taalluku, o ihtiyara münafi ve mani değildir. Çünkü müessir, ilim değildir, kudrettir. İlim, maluma tabidir. İkincisi, ilmi ezeliği, muhit olduğu için müsebbebatla esbabı birlikte abluka eder, içine alır. Yoksa ilmi ezeli zannedildiği gibi uzun bir silsilenin başı değildir ki esbaptan tegaful ile yalnız müsebbebat o mebdeye isnat edilsin. Üçüncüsü, malum nasıl bir keyfiyet üzerine olursa ilim öylece taalluk eder. Öyleyse malumun mekayisi ve esbabı kadere isnat edilemez. Dördüncüsü, Zannedildiği gibi irade-i külliyenin bir defa müsebbebe, bir defa da sebebe ayrı ayrı taalluku yoktur. Ancak müsebeple sebebe bir taalluku vardır. Bu mezheplerin noktayı nazarlarını bir misal ile izah edelim. Bir adam bir aletle bir şahsı öldürse, sebebin madum olduğunu farz edersek müsebbebin keyfiyeti nasıl olur? Ehli cebrin noktayı nazarları ölecekti. Çünkü onlarca taalluk ikidir. Ve sebeple müsebbep arasında inkıta caizdir. Ehli itizalce ölmeyecekti. Çünkü onlarca muradın iradeden tahallufu caizdir. Ehli sünnet vel cemaatça bu misalde sükut ve tevakkuf lazımdır. Çünkü irade-i külliyenin sebeple müsebbebe bir taalluku vardır. Bu itibarla sebebin ademi farz edilirse müsebbebin de farz-ı ademi lazım gelir.'' Çünkü taalluk birdir. Cebir ve itizal, ifrat ve tefrittir. İkinci bir mukaddeme. Ehli tabiat, esbaba hakiki bir tesir veriyor. Mecusiler, biri şerre, diğeri hayra olmak üzere iki halika itikad ediyorlar. Ehli itizal de, efali ihtiyariyenin haliki abdir, diyor. Bu üç mezhebin esası, batıl bir vehmi mahz, bir hata ve huduttan tecavüzdür. Bu vehmi izale için birkaç meseleyi dinlemek lazımdır. Birincisi, insanın dinlemesi, konuşması, düşünmesi cüzi olduğu için teakup suretiyle eşyaya taalluk ettiği gibi, himmeti de cüzidir, nöbetle eşya ile meşgul olabilir. İkincisi, insanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Mahiyetin değeri ise himmetin nisbetindedir. Himmeti ise hedef ittiaz ettiği maksadın dereceyi ehemmiyetine bakar. Üçüncüsü, insan hangi bir şeye teveccüh ederse, onun ile bağlanır ve onda fani olur. Bu sırra binaendir ki, insanlar hasis ve cüz'i şeyleri büyük adamlara isnat etmezler. Ancak esbaba ve vesaile atfederler. Sanki hasis işler ile iştigal onların vakarına münasip olmadığı gibi, cüz'i şeyler de onların azim himmetlerini işgal etmeye layık değildir. Dördüncüsü, insan bir şeyin ahvalini muhakeme ettiği zaman, o şeyin rabıtalarını, esbabını, esaslarını evvela kendi nefsinde, sonra ebnai cinsinde, sonra etraftaki mümkinatta taharri eder.'' hatta hiçbir suretle mümkinata müşabeheti olmayan Cenabı Hakk'ı düşünecek olursa, kuvve-i vahimesiyle bir insanın mekayisini, esasatını, ahvalini mikyas yaparak Cenabı Hakk'ı düşünmeye başlar. Halbuki Cenabı Hakk'a bu gibi mikyaslar ile bakılamaz. Zira sıfatı inhisar altında değildir. Beşincisi, Cenabı Hakk'ın kudret, ilim, iradesi, şemsin ziyası gibi bütün mevcudata âm ve şamil olup, hiçbir şeyle müvazene edilemez. Arş-ı azama taalluk ettikleri gibi, zerrelere de taalluk ederler. Cenab-ı Hak, şems ve kameri halk ettiği gibi, sineğin gözünü de o halk etmiştir. Cenab-ı Hak, kainatta vaz ettiği yüksek nizam gibi, hurdebini hayvanların bağırsaklarında da pek ince ve latif bir nizam vaz etmiştir semadaki ecramı birbiriyle rapt eden cazibe umumi kanunu gibi, cevahiri ferdi de yani zerratı da o kanunun bir misliyle nazmetmiştir. Sanki bu zerrat alemi o semavi aleme küçük bir misaldir. Hülasa, aczin müdahalesiyle kudret mertebeleri ayrılır. Aczi mümteni olan kudretçe, büyük küçük birdir. Altıncısı, kudret-i ezeliye en evvel eşyanın melekût yani iç yüzüne taalluk eder. Bu yüz ise alelumum güzel ve şeffaftır. Evet, şems ve kamerin yüzleri parlak olduğu gibi, gecenin ve bulutların da iç yüzleri ziyadardır. Yedincisi, beşerin zihni ve fikri, Cenab-ı Hakk'ın azametine bir mikyas, kemalatına bir mizan, evsafının muhakemesine bir vasıta bulmak vüsatinde değildir. Ancak cemi masnuatından ve mecmu asarından ve bütün efalinden tahassül ve tecelli eden bir vecihle bakılabilir. Evet zerre mirat olur fakat mikyas olamaz. Bu meselelerden tebarüz ettiği vecihle Cenab-ı Hakk'ın mümkinata kıyas edilmesi ve mümkinatın onun şuunatına mikyas yapılması en büyük cehalet ve hamakattır. Çünkü aralarındaki fark yerden göğe kadardır. Evet, vacibi mümkine kıyas etmekten pek garip ve gülünç şeyler çıkar. Mesela ehli tabiat o aldatıcı kıyas ile tesiri hakikiyi esbaba, ehli itizal halkı efali abde, mecusiler şerri ikinci bir halika isnat etmeye mecbur olmuşlardır. Güya zuumlarınca Cenabı Hak azameti kibriya ve tenezzühü dolayısıyla bu gibi hasis ve çirkin şeylere tenezzül etmez. Demek akılları ve himlerine esir olanlar bu gibi gülünç şeyleri doğururlar. İhtar, müminlerden de vesvese cihetiyle bu vehme maruz kalanlar vardır. Dikkat etmek lazımdır. Bu ayetin kelimeleri arasında nazmı icap eden münasebetlere gelelim. Hatemenin la yu'minun ile irtibatı ve onun arkasında zikredilmesi, cezanın cürme terettübü kabilindendir. Yani onlar, Vaktaki cüz-i ihtiyarilerini ifsad etmekle imana gelmediler, kalplerinin hatmiyle tecziye edildiler, hateme tabiri onların dalaletlerini tasvir eden temsili bir üsluba işarettir. Şöyle ki, Kalp gözü sanki cevahire bir hazine olmak üzere Cenab-ı Hak tarafından yapılan bir binadır. Vaktaki su-i ihtiyarlarıyla ifsada uğradı ve cevherlere yapılan yerler yılanlar ve akreplerle doldu, kapısı hatmedildi ki o sari hastalıktan başkaları mutazarrır olmasın. Allah, zamiri mütekellimin yerine ismi zahirin gelmesi tekellümden gaybete iltifattır. Ve bu iltifatta latif bir nükte vardır şöyle ki, La yu'minu neden sonra billah mukadder ve menvi maksud olduğuna nazaran, sanki nuru marifet onların kalplerinin kapılarına geldiği zaman kalplerini açıp kabul etmediklerinden Allah da gadaba gelerek kalplerini hatmetti. Ala hateme fiili müteaddi olduğu halde ala ile zikredilmesi hatmedilen kalbin dünyaya bakan kapısı değil ancak ahirete nazır olan kapısı seddedilmiş olduğuna işarettir. Ve keza hatmin alamet manasını ifade eden vesmi damga tazammun ettiğine işarettir. Sanki o hatm, o mühür kalplerinin üstünde sabit bir damgadır ve silinmez bir alamettir ki daima melayikeye görünür. Sual: Bu ayette kalbin sem ve basara takdimindeki hikmet nedir? Cevap: Kalp imanın mahalli olduğu gibi en evvel saniyi arayan ve isteyen ve saniin vücudunu delailiyle ilan eden kalp ile vicdandır. Zira kalp hayat malzemesini düşünürken en büyük bir acze maruz kaldığını hisseder etmez, derhal bir noktayı istinadı, kezalik emellerinin tenmiyesi nemalandırmak için bir çare ararken derhal bir noktayı istimdadı aramaya başlar. Bu noktalar ise iman ile elde edilebilir. Demek kalbin sem ve basara hakkı tekaddümü vardır. İhtar Kalpten maksat, sanevberi, çam kozalağı gibi bir et parçası değildir. Ancak bir latife Rabbaniyedir ki, mazhar-ı hissiyatı vicdan, makese efkarı dimadır. Binaenaleyh, o latife Rabbaniye'yi tazammun eden o et parçasına, kalp tabirinden şöyle bir letafet çıkıyor ki, o latife Rabbaniye'nin insanın maneviyatına yaptığı hizmet, cismi sanevberinin cesede yaptığı hizmet gibidir. Evet, nasıl ki bütün aktar bedene maul hayatı neşreden o cismi sanevberi, bir makine hayattır ve maddi hayat onun işlemesiyle kaimdir. Sekteye uğradığı zaman ceset de sukuta uğrar. Kezalik o latife Rabbaniye, amal ve ahval ve maneviyatın heyeti mecmuasını hakiki bir nur hayat ile canlandırır, ışıklandırır, Nuru imanın sönmesiyle mahiyeti meyyiti gayri müteharrik gibi bir heykelden ibaret kalır. Ve alâ sem'ihim de alanın tekrarı, kalb ile sem'a vurulan hatemlerin her birisi müstakil bir nevi dela ile ait olduğuna işarettir. Evet, kalbin hatmi delaili kalbiye ve vicdaniyeye aittir. Sem'in hatmi delaili nakliye ve hariciyeye aittir. Ve keza her iki hatmin bir cinsten olmadığına bir remizdir. Sual Kalb ile basarın cem sigası ile sem'in müfret suretinde zikirlerinde ne gibi bir hikmet vardır? Cevap, kalp ile basarın taalluk ettikleri şeyler mütehalif, yolları mütebayin, delilleri mütefavit, talim ve telkin edicileri mütenevvidir. Sem ise kalp ve basarın hilafına mastardır. İşittiren ferttir. Cemaatin işittikleri ferttir. İşiten fert, ferd olur. Bunun için müfret olarak iki cemin arasına düşmüştür. Sual, kalpten sonra tercihan semin zikredilmesi neye binaendir? Cevap, melekat ve malumatı kalbiye alerekser kulak penceresinden kalbe girerler. Bu itibarla sem kalbe yakındır ve aynı zamanda cihat-ı sitteden malumat aldığı cihetle kalbe benziyor. Zira göz yalnız ön ciheti görür, bunlar ise her tarafı görürler. Ve alâ ebsârihim de, Üslubun tayiriyle cümle fiiliyeye tercihan cümleyi ismiyenin ihtiyar edilmesi basar ile görünen delillerin sabit olduklarına, kalp veya sem ile alınan deliller ise müteceddit ve gayri sabit olduklarına işarettir. Sual, Hateme ile Gışavetün arasında ne fark vardır ki, hatem Allahu isnad edilmiştir. Gışavetün isnatsız bırakılmıştır. Cevap, Hateme, Allah tarafından onların kesplerine bir cezadır. Gışavetün ise Allah tarafından olmayıp onların meksubudur. Ve keza mebde itibariyle rüyette bir ıstırar vardır. Semada, tahatturda ihtiyar vardır. Evet, gözün açılmasıyla eşyayı görmemek mümkün değildir. Fakat mesmuatı dinlemekte veya hatıratı tahattur etmekte bu ıstırar yoktur. Gışavetün tabiri, gözün yalnız ön hakim ve nazır olduğuna işarettir ki, eğer bir perde ile o cihetten alakası kesilse, bütün bütün kör kalır tenkiri ifade eden gışavetündeki tenvin, onların gözleri üstündeki perde, malum olmayan bir perde olup, ondan sakınmak onlar için mümkün olmadığına işarettir. Car ve mecrurun gışavetün üzerine takdim edilmesi, en evvel nazarı dikkati onların gözlerine çevirtmekle, kalplerindeki sırları göstermek içindir. Zira göz, kalbin aynesidir. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ bu cümlenin makabli ile ciheti münasebeti şudur ki evvelki cümledeki kelimat ile şecere-i küfriyenin dünyaya ait acı semerelerine işaret edilmiştir. Bu cümle o melun şecerenin ahirette vereceği semeresi zakkumu cehennemden ibaret olduğuna işaret yapılmıştır. Sual: Üslubun mecra-i tabiisi ve aleyhim ikabun şedid cümlesiyken üslubun muktezası olan şu cümlenin terkiyle "Wa lehum azabun azim" cümlesi ihtiyar edilmiştir. Halbuki bu cümledeki kelimeler nimet ve lezzetler hakkında kullanılan kelimelerdir. Cevap: Şu güzel kelimeleri havi olan şu cümlenin onlara karşı zikredilmesi bir tehekkümdür, istihza bir tevbih'tir, yüzlerine gülmektir. Yani onların menfaatleri, lezzetleri ve büyük nimetleri ancak ikaptır menfaat ve faydayı ifade eden velahumdeki lam lisan-ı hal ile amelinizin faydalı olan ücretini alınız diye yüzlerine gülüyor. Tatlı manasını tazammun eden adab lafzı onların küfür ve musibetleriyle istilzaz ettiklerini tezkir ile sanki lisan-ı hal ile tatlı amelinizin acısını çekin diye tevbih ediyor. Alelekser büyük nimetlere sıfat olan azim kelimesi, cennette nimet-i azim sahiplerinin hallerini o kafirlere tezkir ettirmekle, kaybettikleri o nimet-i azimeye bedel, elim elemlere düştüklerini ihtar ediyor. Sonra azim kelimesi, tazimi ifade eden adabdeki tenvine tekittir. Sual, bir kafirin masiyeti küfriyesi mahduttur. Kısa bir zamanı işgal ediyor. Ebedi ve gayri mütenahi bir ceza ile tecziyesi, adalet-i ilahiyeye uygun olmadığı gibi hikmet-i ezeliyeye de muvafık değildir. Merhamet-i ilahiye müsaade etmez. Cevap o kâfirin cezası gayri mütenahi olduğu teslim edildiği takdirde kısa bir zamanda irtikab edilen o masiyeti küfriyenin gayri mütenahi bir cinayet olduğu altı cihetle sabittir. Birincisi küfür üzerine ölen bir kâfir, ebedi bir ömür ile yaşayacak olursa o gayri mütenahi ömrünü behemehal küfür ile geçireceği şüphesizdir. Çünkü kafirin cevheri ruhu bozulmuştur. Bu itibarla o bozulmuş olan kalbin gayri mütenahi bir cinayete istidadı vardır. Binaen aleyh ebedi cezası adalete muhalif değildir. İkincisi o kâfirin masiyeti mütenahi bir zamanda ise de gayri mütenahi olan umum kainatın vahdaniyeti olan şahadetlerine gayri mütenahi bir cinayettir. Üçüncüsü, küfür gayri mütenahi nimetlere küfran olduğundan gayri mütenahi bir cinayettir. Dördüncüsü, küfür gayri mütenahi olan zat ve sıfatı ilahiyeye cinayettir. Beşincisi, insanın vicdanı zahiren mütenahi ise de batınen ebede bakıyor ve ebedi istiyor. Bu itibarla gayrimütenahi hükmünde olan o vicdan, küfür ile mülevves olarak mahvolur gider. Altıncısı, zıt zıddına muanid ise de çok hususlarda mümasil olur. Binaenaleyh iman, lezaisi ebediyeyi ismar ettiği gibi, küfür de âlâm elîmeyi ve ebediyeyi ahirette intac etmesi şehnindendir. Bu altı cihetten çıkan netice ve gayri mütenahi olan bir ceza, gayri mütenahi bir cinayete karşı aynı adalettir. Sual, kafirin o cezasının adalete uygun olduğunu teslim ettik. Fakat azapları intac eden şerlerden hikmet ezeliyenin gani olduğuna ne diyorsun? Cevap, kavaid-i esasiyedendir ki, ara sıra vukua gelen şerri kalil için hayr kesir terk edilmez.'' terk edildiği takdirde şerri kesir olur. Binaen aleyh, hakaiki nisbiyenin sübutunu izar etmek, hikmet-i ezeliyenin iktizasındandır. Bu gibi hakaikin tezahürü, ancak şerrin vücudu ile olur. Şerden haddi tecavüz etmemek için, terhib ve tahvif lazımdır. Terhibin vicdan üzerine tesiri, terhibi tasdik etmekle olur. Terhibin tasdiki ise, harici bir azabın vücuduna mütevakkıftır. Zira vicdan, akıl ve vehim gibi harici ve ebedi hakikat hükmüne geçmiş bir azaptan yapılan terhiple müteessir olur. Öyleyse dünyada olduğu gibi ahirette de ateşin vücudundan yapılan terhip, tahvif aynı hikmettir. Sual Pekala, o ebedi ceza hikmete muvafıktır. Kabul ettik. Ama merhamet ve şefkati ilahiyeye ne diyorsun? Cevap Azizim, o kâfir hakkında iki ihtimal var. O kâfir ya Adem'e gidecektir veya daimi bir azap içinde mevcut kalacaktır. Vücudun velev cehennemde olsun Adem'den daha hayırlı olduğu vicdani bir hükümdür. Zira Adem şerri mahz olduğu gibi bütün musibet ve masiyetlerin de merciidir. Vücut ise velev cehennemde olsa hayrı mahzdır, mahaza kâfirin meskeni cehennemdir ve ebedi olarak orada kalacaktır. Fakat kafir, kendi ameliyle bu duruma kesbi istihkak etmiş ise de, amelinin cezasını çektikten sonra ateş ile bir nevi ülfet peyda eder ve evvelki şiddetlerden azade olur. O kâfirlerin dünyada yaptıkları amali hayriyelerine mukafaten şu merhameti ilahiye mazhar olduklarına dair işarat-ı hadisiye vardır. Mahaza, cinayetin lekesini izale veya hacaletini tahfif veyahut icrai adalete iştiyak için cezayı hüsnü rıza ile kabul etmek ruhun fıtri olan şehnidir. Evet, dünyada çok namus sahipleri cinayetlerinin hicabından kurtulmak için kendilerine cezanın tatbikini istemişlerdir ve isteyenler de vardır. Münafıklar hakkındaki 12 ayetin tefsiri umumi değil, hususi bir ders olduğundan bilahire neşredilmek üzere buradan çıkarılmış olup o bahisten yalnız kizb hakkındaki aşağıdaki parça alınmıştır. Yedinci cümleyi teşkil eden bima kanu yekribunenin vechi irtibatı. Münafıkların azapları, mezkür cinayetleri arasında yalnız kizb ile alakalandırılması, kizbin şiddeti kup ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Zira kizb Küfrün esasıdır. Kizb, nifakın birinci alametidir. Kizb, kudret-i ilahiyeye bir iftiradır. Kizb, hikmet-i Rabbaniyeye zıttır. Ahlak-ı âliyeyi eden kizbdir. Alemi i İslam'ı zehirlendiren ancak kizbdir. Alemi beşerin ahvalini fesada veren kizbdir. Nev'-i beşeri kemalattan geri bırakan kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini alemde rezil-i rüsva eden kizptir. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki, bütün cinayetler içinde teline, tehdide tahsis edilen kizptir. Bu ayet, insanları bilhassa Müslümanları dikkate davet eder. Sual, bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle midir? Cevap, evet kat'î ve zaruri bir maslahat için bir mesa-ı şer'î vardır. Fakat hakikate bakılırsa, maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usul-i şeriatta takarrur ettiği vecile, mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Çünkü miktarı bir had altına alınmadığından suistimale uğrar. Mahaza, bir şeyin zararı menfaatine galebe ederse, o şey mensuh ve gayri muteber olur.'' Maslahat o şeyi terk etmekte olur. Evet, alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karışıklıklar, zararın özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahittir. Fakat kinaye veya tarih suretiyle, yani gayri sarih bir kelime ile söylenilen yalan, kizden sayılmaz. Hülasa, yol ikidir. Ya sükut etmektir, çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır veya sıdktır. Çünkü İslamiyet'in esası sıdktır. İmanın hassası sıdktır. Bütün kemalata isal edici sıdktır. ahlaka ı aliyenin hayatı sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Alemi İslam'ın nizamı sıdktır. Nev-i beşeri Kâbe-i kemalata isal eden sıdktır. Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren sıdktır. Muhammed-i Haşimi aleyhissalatu vesselam'ı selamı merati bir beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdktır.